Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 9. sınıflar 1. dönem 2. yazılıları şu sıralar başlamış bulunmakta. E coğrafya profesörü olarak her zaman siz değerli öğrencilerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda coğrafya dersi adına birinci yazılı öncesi yaptığımız gibi aynı ikinci yazılıda da çıkma ihtimali olan sorulara ait konuların tekrarı mahiyetinde sizlere bir video hazırladım. Umarım yardımcı olacaktır. Arkadaşlar beğenirseniz kanalıma destek verip yardımcı olursanız seviniriz. Buyurun başlayalım. Tabii burada ilk olarak yapmamız gereken bu videoda hangi konuları inceleyeceğiz? Coğrafya konum, harita bilgisi ve iklim bilgisi büyük ihtimalle öğretmenleriniz de bu anlamda sorular soracaktır. Ben de en önemli olan kısımları aldım ve sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar coğrafi konum bir bölgenin dünya üzerindeki yeridir ve bu birkaç şekilde gösterilir. Mesela özel konum var, jeopolitik konum var ve matematik konum var. Matematik yani mutlak konumdan başlayalım. Ne demektir? Dünya üzerinde herhangi bir noktanın ekvatora ya da başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. Yani bir bölge hangi yarım kürede, hangi kuşakta, Doğu yarım kürede mi, batı yarım kürede mi, kuzey yarım kürede mi, güney yarım kürede mi, ekvatora yakın mı, uzak mı, kutuplara aynı şekilde. İşte bu tarz olaylar matematik konum olarak nitelendirilmekte. Arkadaşlarım burada yapmamız gereken bir uygulama var. Bu uygulama paralel ve meridyenlerin özelliklerini bize verecektir. Şimdi paralel ve meridyenlerle ilgili Paraleller ve meridyenler birer derece aralıklarla çizilir. Önce dünyamızı bir gösterelim. Paralellerimize bakalım. Ekvator başlangıç paraleli olarak bilinir. Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede doğu batı yönünde çizilen çizgiler paralel ya da diğer adıyla enlem olarak nitelendirilmektedir. Başlangıç meridyenimizin doğusunda ve batısında yine birer derece olarak çizilen çizgilerimiz ise meridyen olarak nitelendirilmekte. Yani diğer adıyla boylam arkadaşlar. Birer derece aralıklarla çizilir. Bu her ikisi içinde ortak bir özelliktir. Arkadaşlar paraleller 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde toplam 180 tane iken meridyenler 180 doğuda, 180 batıda toplam 360 adettir. Çevre uzunluklarına baktığınız zaman paraleller ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalırken meridyenlerin böyle bir özelliği yoktur. Çünkü bir meridyen kutuptan diğer kutba kadar gitmekte. Bütün meridyenlerde bu özellikte olduğu için meridyenlerin boyları eşittir. Yalnız arkadaşlarım iki paralel arası her yerde 111 kilometre sabit iken... ...iki meridyen arası ise her yerde 4 dakika olarak sabittir. Ama uzaklık değil. Uzaklık en fazla ekvatordadır. İki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometre. Kutuplara doğru gidildikçe bu uzaklık daralmaktadır arkadaşlar. Bu arada eğer bir ülke doğu batı yönünde çok geniş ise... Bu ülkede yerel saat farkı çok fazladır. Ama bir ülke kuzey güney yönünde çok geniş ise burada da enlem farkı fazla olacağı için İklim çeşitliliği fazladır diyebiliriz. Yani enlem farkı fazla olan ülkelerde iklim çeşitliliği fazladır. Boylan farkı fazla olan ülkelerde ise yerel saat farkı fazla ve aynı anda birden fazla da ortak saat kullanılabilir. Antimeridyen dediğimiz bir olay var. O da herhangi bir meridyeni 180 dereceye tamamlayan diğer meridyendir. Örneğin 20 derece doğu meridyeninin antimeridyeni 160 derece batıdır. Yani tam karşısındaki meridyenden bahsediyoruz. Arkadaşlar aynı paralel üzerinde aynı özelliğe sahip olan birkaç özellik var ki bunlar çok önemlidir. Mesela güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır, gölge boyu, gece gündüz süresi, gece gündüz süre farkı, yaşanılan mevsim, bulunduğu iklim kuşağı, çizgisel hız, yer çekimi, tan ve grup süresi ki biz buna alacak aralık diyoruz, ekvatora olan uzaklık, atmosfer kalınlığı ve güneş ışınlarının tutulma oranı aynıdır. E tabi aynı boylam üzerindeki yerlerin de aynı olan özellikleri sorulabilir. Yerel saat aynıdır, öğlen vakti. Zaten öğlen vaktinin aynı olması, güneşin en tepede olduğu anın da aynı olması ve gölge boyunun da en kısa olduğu anın aynı olması anlamına gelir. Tabi bunun yanında saat dilimi, ekinokslarda güneşin aynı anda doğup batması da yine aynı boylam üzerinde yer alan noktaların aynı olan özellikleridir. Arkadaşlar yerel saat dediğimizde Güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saat olduğunu anlayacaksınız ve sadece 3 yerde kullanıyoruz. Namaz, sahur ve iftar vakitlerinde kullanıyoruz. Başka hiçbir yerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Ve yerel saat doğuya doğru gidildikçe daima ilerler. Bunun temel sebebi nedir diye sorarlarsa dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi dersiniz. Eğer karşımıza 3 yer verilmiş bakın A, B, C diye 3 tane nokta verilmiş. A noktasında ya da A ülkesinde diyelim güneş batmak üzereyken C ülkesinde daha yeni doğmuş olduğunu görüyorsunuz. Burada önemli olan nokta hangisinin daha doğuda ya da daha batıda olduğunu bilmenizdir. C noktası daha batıdadır arkadaşlar çünkü daha yeni güneş doğuyor. A noktası ise batmak üzere olduğu için güneşin çok daha önce doğduğunu yani daha doğuda olduğunu bilmenizde fayda var. Arkadaşlar Türkiye'nin matematik konumu olarak en kuzeyde 42 derece kuzey paraleli Sinop ince Burun. en güneyde 36 derece kuzey Hatay'ın Beysun ya da Toprak Tutan köyü. En doğu sınırımız Iğdır'ın dil ucu 45 derece doğu meridyeni, en batı ucumuz ise 26 derece doğu Çanakkale Gökçeada olarak bilinir. Eğer öğretmeniniz Türkiye'nin matematik konumlarını il olarak ya da o ilde ait olan bir köyü de sorarsa lütfen bunu bilelim, buna göre hareket edelim. Şöyle bir uygulama yapmak istiyorum. Mesela burada bir tablo veya üzerinde hem sayı hem de harflerin olduğu yerleri verdim. Bunlarla ilgili diyelim birkaç soru soralım. Hangisi ile ilgili kazanım daha net bir şekilde başarabileceğiz. Yerel saatleri aynı olan harfler nelerdir? Burada kendi kendimize şöyle bir soru sormamız lazım arkadaşlar. Yerel saat aynı boylam üzerindeki noktalarda aynıdır. Burada aynı boylam üzerinde A ve B harfini görüyorum. Burada yerel saatler aynıdır. Çizgisel hızları aynı olan harflerde aynı enlem üzerinde olması gerekecek. Hem kuzeyde A ve C'yi görüyorum hem de güneyde E'yi görüyorum. Dikkat ederseniz her ikisi de ekvatora eşit uzaklıkta olduğu için A, C ve E dememiz gerekiyor. Yerel saati en ileri olan sayı en doğuda olan sayıdır. O da 5 numara. E tabi yerel saati en geri olan noktada en batıda olan olduğu için 4 numara olacaktır. Arkadaşlar iz düşüm alanı en büyük olan sayı demek ekvatora en yakın olan demektir çünkü dünyanın şeklinden dolayı ekvatora yaklaştıkça meridyenlerin araları genişlemektedir. Burada en yakın olduğunu düşündüğümüz 3 olacak cevabımız. Tan ve grup süresi en uzun olan. Arkadaşlar tan ve grup güneşin doğuş ve batış süresi demektir. Ve çizgisel hız ile alakalı olarak kutup noktalarında çok daha uzundur. Burada kutba en yakın olan sayıyı veya yeri istiyor bizden. Bir numaraya bakıyorum 80 derece 60-80 derece arasında. 4 numaraya bakıyorum yine aynı. Burada cevabınız bir de olabilir, 4 de olabilir hiçbir sıkıntı yok. A ve B arası uzaklık kaç kilometredir demiş. Arkadaşlar paraleller arası 111 kilometre olduğu için A ve B arasına bakıyorum 40 tane paralel var. Bu ne demektir? 40 çarpı 111 4440 kilometre olarak cevabı yapıştırırsınız. Gelelim A ve C arasındaki yerel saat farkına. A ve C arasındaki farka bakıyorsunuz. A 30 derece batıda, C 15 derece doğuda. İkisi arasında 45 derece var. Her derece arası 4 dakika olduğu için 4 ile çarpıp 180 dakika olarak bulabilirsiniz. Ya da 3 saat olarak da yazabilirsiniz. Hem güney hem de doğu yarım kürede bulunan sayılar demiş arkadaşlar. Önce güney yarım küreye bakıyorum. 3, 5 ve 4'ü görüyorum. Ondan sonra hem doğu yarım kürede diyor. Doğu yarım küreye bakıyorum 3 ve 5 kalıyor. O zaman hem güney hem de doğu yarım kürede bulunan sayılar 3 ve 5 olarak geçecektir. Alçak enlemlerde yer alan sayı ve harfler demiş. Arkadaşlar alçak enlemler ekvatoral bölgeyi, yüksek enlemler kutup bölgesini ifade eder. Burada ekvatora en yakın olan kısmı alacaksınız. Ya 3 ya da B noktası diyeceksiniz. Tabi ya da demeyelim alçak enlemlerde yer alan sayı ve harfler deyince B ve 3 olarak geçecek. Evet arkadaşlar harita bilgisiyle ilgili ne sorabilir. Ya da önemli olan kısım nedir? Kartografya harita bilimi anlamına gelir. Yeryüzünün tamamı ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülüp düzleme aktarılmasıdır. Arkadaşlar burada tanım içerisinde kuş bakışı görünümü, belli bir ölçek ve düzlem üzerine aktarma var. Kroki ile harita arasındaki fark nedir diye sorarsa hocanız kroki kaba taslak çizim anlamına gelir. İkisi arasındaki ortak Yan nedir? Her ikisinin de düzlem üzerine aktarılması, her ikisinin de kuş bakışı görünümünün aktarılması olarak geçecek. Farkı ise krokide ölçek yoktur ama haritada ölçek vardır. Tabii ki haritalar doğru düzgün çizilemez. Burada bir takım sıkıntılar vardır. Haritalarda çizim esnasında bozulmaya neden olan etken en önemli kısım dünyanın şekli sonradan yer şekilleri ve kullanılan ölçeğin oranıdır. Bu anlamda harita çizimindeki bozulmayı en aza indirebilmek için belli projeksiyonlarımız var. Mesela silindir projeksiyon ekvator bölgesini daha net gösterir. Kutuplara gidildikçe bozulma oranı artar. Burada birkaç ülke verdiğinde ekvatora yakın olan ülkelerde bozulmanın en az olduğunu söyleyebilirsiniz. Konik projeksiyon orta kuşak ülkelerini daha net gösterir. Kutup ya da ekvatora doğru gidildikçe bozulma oranı artar. Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için Bizde de konik projeksiyon yöntemiyle çizilen bir harita üzerinde bozulma en azdır. Düzden projeksiyonda kutup bölgelerindeki ülkeleri daha net gösterir. Ekvatora doğru gidildikçe bozulma oranı artar. Şimdi ölçeklerin büyük ve küçük olanlar arasındaki farkı görelim arkadaşlar. Büyük ölçekli haritalar duvarda daha geniş alan kaplarken küçük ölçekli haritalar daha dar bir alan kaplar. Gösterdiği alan büyük ölçekli haritalarda azdır. Yani daha dar kapsamlı Osmaniye gibi ya da herhangi bir mahalleyi gösterebilirken küçük ölçekli haritalar dünya ölçeğinde yerler gösterebilirler. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü fazla, küçük ölçekli haritalarda azdır. Büyük ölçekli haritalarda bozulma oranı az, küçük ölçekli haritalarda ise fazladır. Çünkü çok geniş bir alanı gösteriyor. Ölçek paydasındaki değere baktığımızda büyük ölçekli haritalar atıyorum 1 bölü 0'dan 1 bölü 100 bine kadar belki gider ya da 20 bine kadar gider. Ama küçük ölçekli haritalarda milyonlar söz konusudur. 1 bölü 500 milyon, 200 milyon bu şekilde paydası büyükse ölçek küçük demektir. İzohipsler arasındaki değerler arasındaki fark ise büyük ölçekli haritalarda az iken küçük ölçekli haritalarda fazladır. Yani izohipsler 10-20 metrede bir geçiyorsa büyük ölçeklidir. 500-600-1000 metrede bir geçiyorsa küçük ölçeklidir şeklinde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bütün haritalardan yararlanarak ne hesaplanabilir derse alan, konum, yön ve uzunluk diyeceğiz. Ama sadece fiziki haritalarda bir özellik var. Diğer haritalardan farklı olarak sadece onlarda yükseklik, derinlik, eğim ve profil çıkartılabilir. Şimdi bir örnek uygulama yapalım isterseniz. Eşit boyutta iki tane kağıt vermiş olsunlar size. Bu iki haritada yani birinde Türkiye haritası, diğerinde ise dünya haritası var. A ve B olarak nitelendirilmiş olsun. Burada şu soruları bir cevaplayalım. Hangisinin gösterdiği alan daha da geniştir? E takdir edersiniz dünya haritası. Buradan B'yi işaretleyebiliriz. Hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır? Küçük olan, dar alanı gösteren arkadaşlar A diyebiliriz çünkü Türkiye'yi gösteriyor. Bozulma oranı az olan da yine aynı şekilde Türkiye'yi gösteren A haritası olacaktır. Paydasındaki değeri fazla olan yani milyonlar olan demiştim. Tabii ki B olacak dünya haritası olduğu için. İzoist -iç değerleri arasındaki farkı az olan. Yani her 10-20 metrede bir giden büyük ölçekli harita istiyorlar arkadaşlar. A büyük ölçekli harita olduğu için cevabınız A olacaktır. Şimdi bakalım duvarda kapladığı alana en fazla olan hangisi olacaktır sizce bir düşünün bakalım A mı B mi? Aklınızda A ya da B'den herhangi biri geçiyorsa yine yanıldınız. Çünkü başta söylemiştik aynı ebatta çizilmiş diye. O yüzden arkadaşlar her ikisi de aynı diyecektiniz. Devam edelim. Haritalarda yer şekillerinin gösterme yöntemleri var. Mesela birinci şeklimiz kabartma yöntemi. Gerçeğe en yakın yöntem ama fazla kullanılmıyor. İkinci yöntem tarama yöntemi. Çizgilere bakıyorsunuz. Kısa, kalın ve sık çizilmişse eğimin fazla olduğunu, ince seyrek ve uzun çizilmişse eğimin az olduğunu anlıyorsunuz. Alttaki haritada renklendirme yöntemiyle başlamış. Renklendirme yönteminde, renklendirme yönteminin hemen yanında gölgelendirme yöntemi var arkadaşlar. Siyah beyaz olarak gördüğünüz harita. Burada karanlık Aydınlık olan yerlerde eğim fazla, aydınlık olan yerlerde eğimin az olduğunu anlayacaksınız. Hemen ortasındaki harita ise renklendirmedir. Eğer renkler koyulaşıyorsa yükselti artıyor demektir. Mavileşiyorsa derinlik artıyor demektir. Denizler mavi ve tonlarıyla gösterilir. Koyu mavi daha derin yerleri gösterilir. Ee, bir Türkiye haritası üzerinde yeşil renk yükseltinin az olduğu yerleri, kahverengi ise yükseltinin çok fazla olduğu yerleri gösterir. Son haritamız ise izohips haritasıdır ve gerçeğe en yakın harita değil, en çok kullanılan haritadır arkadaşlar arkadaşlar. Yani haritalarda en çok hangi yöntemi kullanıyorlar derlerse izohips yöntemi diyeceksiniz. İzohips yöntemi üzerinde tabii ki denge profili ya da profil çıkartma gibi bir olayımız var. Atıyorum böyle bir soruda Nasıl bir profil çıkar buradan dersek zaten çizgiyi çekmişiz arkadaşlar. Yoksa siz de çizgiyi çekeceksiniz. Her bir yükselti basamağına bir nokta koyacaksınız. O yükselti basamağına ait altta grafik var bakın. Her bir yükseltiyi aynı eşit yerlerde sizde getirip aşağıda işaretleyeceksiniz. Bu yükselti basamaklarını daha sonra işaretledikten sonra birleştireceksiniz ve karşınıza çok güzel bir profil çıktı. Yani bununla ilgili ÖSYM e çok fazla soru soruyor. Bu konuda da yine bilgi sahibi olalım. Şimdi birkaç izohips yöntemiyle çizilmiş yer verilmiş olsun. Bunların hangi yeryüzü şekli olduğunu size hocanız sorabilir. Şimdi birinci şekilde bakıyorum arkadaşlar. 500, 1000, 1500 diye iç kısma kadar gitmiş. Yani yükselti artıyor. Bu bir tepedir arkadaşlar. İkinci şekle baktığımda bir akarsu görüyorum ve denize doğru gelmiş. Denize doğru bir çıkıntı yapmış. Bu bir deltadır. İkinci şekilde İzohipsler deniz kenarlarında çok yaklaşmışlar. Buranın uçurum olduğunu anlıyoruz. Tabii dalga aşındırması sonrasında falez olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyebilirsiniz. İkinci şeklimiz böyle. Üçüncü de böyle. Dördüncü şeklimize bakalım arkadaşlar. Orada iki tane yüksek tepe görüyorsunuz. Ama burada mantık tepe değil. İkisinin ortasındaki yeri soruyor. O da boyun olacak. Alta geçelim arkadaşlar. Alt tarafta şöyle bir şeklimiz var. Burada iç kısma geçen bir ok var. Bu oklar çukur olduğunu ifade eder. Bu oku nerede görürseniz görün çukur olduğunu söyleyebilirsiniz. Diğer şeklimize baktığımızda 300, 400, 500, 600 şeklinde iç kısma doğru ilerlemiş. Yani yükselti artmış. Bu bir sırttır arkadaşlar. V harfini görebilirsiniz orada. Diğer şeklimizde akarsu denize doğru geliyor ama akarsuyun olduğu yer iç kısma doğru aşınmış. Dolayısıyla bu bir haliçtir. Diğer şeklimizde bir akarsu var. Yalnız akarsuyun bir yerinde izohepsler çok sıklaşmış. İşte orası akarsuyun yüksekçe bir yerden düşerek oluşturduğu çukuru ifade ediyor ki ona biz şelale ya da dev kazanı diyebiliriz. Diğer şeklimizde arkadaşlar Böyle kesik kesik çizgiler var. Bu çizgileri nerede görürseniz bu kurumuş akarsuyu ifade eder. Kuru nehir anlamına gelir. En son şeklimizde de 600, 800, 1000 ve 1200 şeklinde yükseldi basamakları var. V harfini görüyorum. Bu sırt ya da vadi olabilir diyorum. Ama V harfinin ağzı açık olan kısmında yükselte az olduğu için bu bir vadidir diyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yani harita bilgisi çok da zor değil aslında. Son olarak iklim bilgisiyle ilgili bir takım bilgiler verelim. İklim ile hava durumu arasındaki fark bizim için önemlidir. İklim geniş alanlarda, hava durumu dar alanlarda etkili olur. İklim uzun sürelidir. Yani bir yerin iklimi şudur diyebilmeniz için 40-50 yıl geçmesi gerekir. Ama hava durumu çok kısa süreli. Bugün, bu öğlen sonu, bu hafta şeklinde ifadeler verilebilir. İklim klimatoloji, hava durumu da meteoroloji tarafından incelenir. Arkadaşlar iklim ile hava durumu arasındaki fark en fazla orta kuşakta ve bahar mevsimindedir. Çünkü orta kuşak geçiş iklim kuşağı, bahar mevsimi de geçiş iklim mevsimidir. Sisli, bulutlu, yağmurlu gibi ifadeler hava durumunu sıcak, kurak, ılık, yağışlı gibi ifadelerde de iklimi ifade eder diyebiliriz. Atmosferin özellikleri ile ilgili şu bilgiler yeterlidir bizim için. Troposfer en aşağıdaki katmandır arkadaşlar. Atmosferdeki gazların çoğu burada bulunur. Hem dikey hem yatay hava hareketi yapılabilir. İklim olaylarının gerçekleştiği tek katmandır çünkü su sadece bu katmanda bulunur. Bir üstünde hemen stratosfer yer alır. Burada sadece yatay hava hareketleri bulunur. Sıcaklık eksi -50 ve ozon tabakası da bu katmanda bulunmaktadır. Yani öğretmeniniz gelip de birkaç e, atmosfer katmanı verse, bunların bilinen özelliklerini yazın dese. Bunları yazmanız yeterli olacaktır. Mezosfer bir üstündeki katmandır. Gök taşlarının parçalandığı katman olarak bilinir. Termosfer ya da iyonosfer dediğimiz katman ise en sıcak katmandır. Gazların iyonlarına ayrıldığı ve radyo dalgalarını yansıtan katman olarak bilinir. Kutup ışıkları yani aura bu katmanda görülür. En dış katmanımız en kalın, yer çekimi en az olan katmandır. Onun adı da egzosfer olarak bilinir. Arkadaşlar günlük hareketin sıcaklığın dağılımına şöyle bir etkisi vardır. Bir gece bir de gündüz yaşıyoruz biliyorsunuz. Gece soğuk gündüz de sıcak oluyor. Şu grafiğe dikkat ederseniz mavi olan çizginin güneşlenme süresi olduğunu anlarız. Yani gün içerisinde güneşlenme süresi en fazla saat 12'dedir. Ama en sıcak an 12'den sonra saat 14 gibidir ki bunun adı ısı birikimi olarak bilinmelidir. Yıllık hareketin ise sıcaklığa dağılımı eksen eğikliği ile ilgili arkadaşlar. Yani dünyamızda bir eksen eğikliği söz konusu. Yıl içerisinde güneş ışınlarını alma açısına bağlı olarak bazen yaz bazen kış mevsimi yaşayabiliriz. İşte kendi ülkemiz adına düşündüğümüz zaman 21 Haziran'da yaz yaşıyoruz. Çünkü güneş ışınlarını daha büyük açıyla alabiliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarım bakıya bakalım. Bakı dağın güneş gören yamacı anlamına gelir. Böyle bir yamaçta daha çok güneşlenme süresi olur. Bir ürün daha kısa sürede olmalıdır gönleşebilir. Arkadaşlar burada yerleşme, tarım, orman ve kalıcı kar sınırı da daha yüksektir. Şekilden de görebilirsiniz zaten. Isı birikimi daha fazladır diyebiliriz. Yükselti her yüksek yerlerde mesela yükselti arttıkça her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece azalır. Çünkü bunun temel sebebi atmosfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınmaktadır. Örnek verecek olursak dağların zirvelerinde karlıcı karların bulunması. Bir dağ yamacı boyunca bitki türlerinin geniş yaprak, karışık ve iğne yaprak şeklinde sıralanması. Yükselen havanın yağış bırakması. Ovalarda yağmur yağarken dağlarda kar yağması. Ve ülkemizde batıdan doğuya doğru sıcak sıcaklığın azalması hep yükseltiyle alakalıdır. Güneşlenme süresinin sıcaklığın dağılımına etkisi bakı, mevsim, güneşlenme süresi ve bulutluluk oranına göre değişebilir arkadaşlar. Nasıl derseniz mesela güneşlenme süresi fazla olan yer daha çok ısınır. Bakı olarak dağın güneş gören yamacı daha çok ısınır. Yaz mevsiminde daha çok ısınırız, kış mevsiminde daha az. Bulutluluk fazlaysa ısınmamız da az olur şeklinde. Nemlilik ise şöyle bir durum arkadaşlar. Bir yer nemliyse ya da deniz kenarındaysa diye düşünebilirsiniz. Sıcaklık farkı azdır. Yani çok ısınmaz çok da soğumaz. Ama iç kısımlara ve yüksek kısımlara doğru gidildikçe sıcaklık farkı da artar. Aşırı ısınma ve aşırı soğuma beraberinde gelir. Ülkemizde tabi bu anlamda yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu yer neresidir diye Y nokta 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 koydu diyelim. En sıcaklık farkının az olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Çünkü nemli. Sıcaklık farkının en fazla olduğu yer ise Erzurum, Kars olarak bilinmeli. Mesela rüzgarlar. Rüzgarların nasıl bir etkisi var? Rüzgar geldiği yerin sıcaklığını gittiği yere taşır arkadaşlar. Ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için kuzeyden gelen rüzgarlar atıyorum Karayel, Yıldız, Poyraz sıcaklığımızı düşürürken güneyden gelen Lodos, Kıble ve Samyeli bizim sıcaklığımızı arttırmaktadır. Şöyle bir harita verdiğini düşünün öğretmeninizin. Buraları da boş boş bıraktığını düşünün. Bu rüzgarların isimlerini hadi yazın dediğini düşünün. Bu rüzgarları unutmayın. Bu arada şifresi de var bunun kayıp sakal şeklinde. Unutmadan bir kenara yazarsak çok daha iyi olur. Bu arada arkadaşlar. Gerçek sıcaklıkta her türlü etken faktör rol oynar. Yükseklik, enlem, işte denizelli, karasallık her şey etkiledir. Ama indirgenmiş dediği zaman yükselti yok kabul edilerek çizilen bir haritadır. Her yer deniz seviyesindeymiş gibi kabul edilir. İndirgenmiş sıcaklık hesaplamasında o bölgenin önce gerçek sıcaklığını bulursunuz. Sonra yükseltiden doğan sıcaklığını eklersiniz. Arkadaşlar bir yerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark o yerin yüksek verir. Yani size öğretmeniniz gerçek sıcaklık değerlerini verdi diyelim. Onlarla ilgili nasıl bir yükselti bulunacak? Bunu 200 ile çarpabilirsiniz. Yani gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki farkı bulun, onu 200 ile çarpın. Oranın yükseltisi ortaya çıkacak demiştir. Evet arkadaşlar inşallah işinize yarar. Bu tarz konular anlatıldı. Bu konularla ilgili sorular bu şekilde çıkabilir. Tabii daha farklısı da çıkabilir ama biz bu şekilde sorabileceklerini düşünüyoruz. İnşallah işinize yarar. Allah'a emanet olun. Eğer beğendiyseniz de yorumlarda bekliyorum. Hayırlı günler olsun.